Herkese merhabalar. Hızlanma kampına son iki gün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anadolu liseleri nedir? Nasıl kazanılır? Anadolu liselerinin diğer liselerden farkı nedir? Bunları öğreneceğiz. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle 5'te 1K'de Anadolu liseleriyle alakalı ne sorusuyla başlıyoruz? Anadolu liseleri arkadaşlar yabancı dil dersleri ağırlıktır. Yani mutlaka ve mutlaka İngilizce ya da Almanca sizlere ağır bir şekilde gösterilir. Yani İngilizceyi iyi öğrenirsiniz. Üstün yetenekli çalışkan öğrencileri alır. Yani böyle ben ders çalışmayı sevmiyorum diyen bir öğrenci Anadolu lisesine hiç gitmesin. Çünkü Anadolu liselerinde öğrenciler genellikle çalışkandır. Üniversite sınavlarında yüksek başarı hedefleyen, ben iyi bir avukat, iyi bir mühendis, iyi bir yazılımcı, iyi bir öğretmen fark etmez, iyi bir başarı istiyorum diyen öğrenciler genellikle Anadolu liselerini tercih eder. Peki, niçin Anadolu liseleri açılmıştı? Yükseköğretim kurumlarına yani üniversitelere giriş sınavlarına başarılı adaylar yetiştirmek, her meslek alanında sadece sayısal, mesela fen lisesini hatırlarsanız daha çok sayısal alandaydı. Ama burada her meslek alanında tıp da olabilir, hukuk da olabilir, mühendislik de olabilir, öğretmenlik de olabilir, eşit ağırlık, sayısal, sözel hiç fark etmez. Tüm alanlarda başarılı öğrenciler yetiştirmek için ve iyi bir yabancı dil eğitimi vermek için Anadolu liseleri kurulmuştu. Peki nasıl kazanılır? Üçüncü sorumuz ne? Nasıl kazanılır? LGS'de düzenli bir çalışmayla yani 2022 LGS'de sayısal ve sözel bölümde en yüksek netleri yapmak için düzenli bir çalışmayla sınava giren herkes Anadolu Lisesi'ni kazanabilir arkadaşlar. Galatasaray en yüksek Anadolu Lisesi'dir. 490 puandadır ve 0.05 dilimle alır. Ama mesela İzmir'de 11 dilimle, Ankara'da 17 dilimle, Muğla'da 43 dilimle. Yani hemen hemen her şehrimizde farklı farklı dilimlerle alan çok güzel Anadolu Liseleri vardır. Peki nerede vardı Anadolu Liseleri? Onu da söyleyelim. 81 ilimizin hepsinde Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Meslek Teknik Liseleri vardır. Ve bunların Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Teknik Lisesi'nin farkı şudur. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de yine İngilizce eğitim vardır ama meslek dersleri de vardır. Böyle fıkıh, kelam, işte akaid, Kur'an-ı Kerim gibi. Meslek teknik liselerinde de yine meslek teknik dersleri vardır. Özel teknik çizim dersleri vardır. Ama Türkiye'nin her bir ilinde mükemmel Anadolu liseleri vardır. Kimilerinin puanı çok yüksektir, kimilerinin puanları normaldir ama Anadolu liseleri Türkiye'de her ilimizde vardır arkadaşlar. Peki ne zaman açılmıştır ve ne zaman kazanabiliriz? Arkadaşlar ilk olarak Marif Koleji adıyla 1955'te açılmıştır Anadolu liseleri. Ve sizler de şu anki 8 sınıflar olarak 5 Haziran 2022'de LGS'ye girerseniz, bunlar 2021 kitapçıkları. 2022 LGS'ye 5 Haziran'da kalkıp girerseniz ve öncesinde de iyi bir çalışma yaptıysanız sizler de Türkiye'deki çok güzel Anadolu liselerinden birini kazanırsınız arkadaşlar. Peki kim kazanır bu Anadolu lisesi sınavını? Birincisi öncelikle LGS'ye sabırlı bir şekilde hazırlanmanız gerekir. Her gün en az ortalamada 150-200 soru çözmeniz gerekir. Neden hocam? Çünkü sözelde 50 soru, sayısalda 40 soru. Toplam 90 soruluk bir sınava gireceksiniz. Dolayısıyla beyninizi, zihninizi bu 90 soruyu çok iyi hazırlamanız gerekir. Dolayısıyla da bunun en az iki katı soruyu yani 180 soru, 200 soruyu ortalamada çözmeniz gerekir arkadaşlar. Ve bu çözdüğünüz soruların üzerine de yanlışlarınızı incelemeniz gerekir. Yani yaptığınız yanlışı kontrol etmeniz gerekir. Hedefinizi belirlediyseniz yani ben işte Nafi Güral Anadolu Lisesi'ni istiyorum. Ben işte Bornova Anadolu Lisesi'ni istiyorum. Ankara Anadolu Lisesi'ni istiyorum, Gazi Anadolu Lisesi'ni istiyorum gibi farklı farklı hedefler belirlediyseniz bu hedefinize güzel güzel çalışırsınız ve sınavlarda da başarılı olursunuz arkadaşlar. Bizler sizlere Anadolu Lisesi yolculuğunda nasıl destek olabiliriz? Bizler sizlere Tonguç Akademi olarak LGS başlangıç yolculuğunuzda ilk başta 7'den 8'e kamp ile bir başlangıç yapmıştık. Sonra LGS kampımız başladı. Sizlere kitaplarımızla, videolarımızla destek olduk. İlk tekrar kampımızda birinci dönemi tekrar ettik. Şimdi hızlanma kampımız geldi. Sonra son tekrar kampımızı yapacağız ve sizleri 2022 LGS'ye alkışlarla uğurlayacağız. Ve sizler de en iyi sonucu elde edeceksiniz. Peki hızlanma programımızda, hızlanma kampımızda ne var? Arkadaşlar hızlanma kampımızda en önemli iki ders yani sözelin şahı Türkçe, sayısalın sultanı matematik derslerinin ağırlıklı olduğu bir programımız var. Burada 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 7 Mart'a kadar Türkçe matematik ağırlıklı bir program yapacağız. Ve aynı zamanda hızlanma setimiz var. Hızlanma setimizde de sizler için yine bu derslerin ağırlıklı olduğu süper 3 kitap var. Birinci kitabımız esasında tüm dersleri içeriyor. Hızlanma denemeleri. Burada zaten kampa adını veren denemeler. Burada sizler için 2022 LGS'de karşınıza gelebilecek özel sorular hazırlandı. Ve şu ana kadar işlediğiniz konulara kadar arkadaşlar. Diğer kitabımız Paragrafons. Türkçedeki paragraflar en önemli konudur arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkçe eşittir paragraftır ve burada sizler için Türkçede yapılabilecek iyi bir net sadece Türkçe derste değil aynı zamanda matematikte, fende,
İnkılap tarihinde İngilizce denetlerinizin artmasını sağlar. Burada sizler için özel bir yöntem belirledik. Zaten hızlama programı olduğu için hızlamaya odaklanmayı sağlayan bir paragraf kitabı hazırladık. Burada toplamda 4, 6, 8, 10, 12'li birçok deneme var. Bu denemelerin her birinde farklı farklı süreler verdik. Bazen 8 dakika, bazen 19 dakika, bazen 23 dakika. Bunun bir yöntemi var. Gittikçe soru sayısı artarken süre sayısını azalttık ve sizin hızlanmanızı ve odaklanmanızı hesaplamaya çalıştık arkadaşlar. Hızlanma denemeleri Paragrafons ve bir de Problem Bankası. Bu da LGS'de esas belirleyici olan matematik, yani sayısal bölümün sultanı dediğimiz matematik dersiyle alakalı. Burada arkadaşlar Problem Bankası kitabımızı hazırladık. Bu da sizlere matematikte temel, orta, zor seviye soruları hepsini yeni nesil şekliyle veriyor. Nasıl yani hocam? Yeni nesil soru dediğimiz nedir? Resimli, belli bir muhakeme gücü gerektiren, belli bir içerisinde challenge olan, ya bunu nasıl hesaplayacağım dediğiniz şeyler olan. İşte bunu ilk başta temelden veriyoruz. Sonra biraz daha zorlaştırıyoruz. Ardından da orta seviye ve en sonunda da zor, yani tamamen LGS tarzı sorularla sizlere hazırlıyoruz. Bu üç kitabı hızlama setinin içerisinde çok daha uygun bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve hızlama programımızda da bu kitaplardan ödevler vereceğiz. Ve sizleri inşallah LGS'ye başarılarla, alkışlarla uğurlayacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah en yüksek hayalinize ulaşırsınız arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hızlanma setini de açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapıcısından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.